helal kazanç çok önemli. İnsanlar helalle haramı birbirine katıyorlar. Özellikle bu kavim geçen hafta söylediğim şeyi hatırlatmak istiyorum. Lut Aleyhisselam'ın kavminin yaptıkları, Nuh Aleyhisselam'ın kavminin yaptıkları ve Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin yaptıkları ve isminin daha zikretmediğimiz Salih Aleyhisselam'ın kavminin yaptıkları, Hud Aleyhisselam'ın kavminin yaptıkları hepsini düşünün. Hepsi şu anda içinde bulunduğumuz toplumun meziyetleri, özellikleri, sıfatları. Aynı hiçbir farkı yok. Fazlası var, eksiği yok. Ama Allah Azze ve Celle bu ümmete büyük azap verecek değildir. Ama İnsanlar ibret alsın diye ne yapar? Belli belli kısmı olarak azaplar da indirecektir. Ölümler olacaktır. Bunu da söylemekte fayda var. Evet. Ve biz insanlara şunu söylüyoruz. Diyoruz ki açık gezmeyin diyoruz. Bizim genellikle muhafazakar kesim bununla öne çıkıyor. Toplum hep çıplak ya veya eşcinsel ya diyorsun ki bunu yapma, şunu yapma. İşte şöyle çıplak gezme, şöyle yapma diyorsun. Adam da sana şunu söylüyor. Ya tamam da bu parti de yolsuzluk yapıyor diyor. Sanki biz o partiyi savunuyormuşuz gibi bize bazen bazı noktalarda cevaplar veriyor. Ya tamam da o parti o kadar yolsuzluk yapıyor, devletin malını hortumluyor, işte depremzedelerin parasını yiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya o da haramdır, o da haramdır. Allah azze ve celle ikisinin de belasını verecektir. İkisi de günahtır. İkisi de haramdır. Bakın bugün işlediğimiz konu Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi bundan dolayı helak oldu. Bir önceki kavim de ondan dolayı helak oldu. İkisi de helakı gerektirecek amellerdir. Onun için biz bu partiyi, şu partiyi savunacak insanlar değiliz. Genellikle gelip sana bunu söylüyorlar. Sanki sen bu partiyi savunuyor musun gibi sana bunu söylüyorlar. Bu da nedir? Bu da maalesef Böyle bir durum söz konusu. Başka bir durum ise kardeşler burada peygamberlerin kıssalarında ilginç bir durum daha var. Bunu da hatırlatmakta fayda var. İnsanlar günah işlerler. Çünkü insan olduğunun yapısında var bu. Ancak insanlar günah işlerken şov yapmaya başlarlarsa işte o şovdan sonra Allah'ın helakı gelir. Bu ne demek? Bu şu demek. Sen bir günah işledin. Ey kul Çekildin köşene, pişman oldun, ağladın. Dedin ki Rabbim beni bağışla. Ben bu günahı istemeden işledim. Dedin ve ellerini açtın. Rabbine duada bulundun. Tövbe istiğfarda bulundun. Allah Azze ve Celle senin günahlarını örtecektir. Ama sen ne zaman ki işlediğin bu günahı gittin açıktan yaptın. Ve insanlara anlattın. Doğruymuş gibi anlattın. Artık normalleştirdin şov haline getirdin ondan sonra Allah'ın azabı gelir kardeşler. Burası çok önemlidir. Buranın altını çiziyorum. Bütün kavimlerin helak olma sebeplerine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Hani biraz önce bir şey dedim ya. Bu kavimlerin her birinin yaptığı günahlar bizim kavimlerimizde de var. Bizim içinde bulunduğumuz toplumda da var. Var. Bu kavimler ne zaman ki bunu artık böyle helal gördüler. Artık bununla peygamberlere karşı dik durdular, kibirlendiler, böbürlendiler. Normal karşıladılar bu kötü amelleri. Ondan sonra Allah azze ve celle'nin azabı kat kat gelmeye başladı. Bugün de öyle değil mi kardeşler? Bugün de öyle değil mi? Adam bir iyilik yapıyor, kamerasız adam neredeyse tuvalete girecek. Yaptığı her işi kameraya çekiyor. Her işi aldım, verdim. Aldım, verdim. Yaptım, ettim. Her iş kamerada. Adam sosyal medyadan kınamadığı zaman sanki kötü bir şey yapmış. Adam sosyal medyadan destek olmadığı zaman sanki destekliyormuş gibi bir izlenim içinde. Her şey gösteriş olmuş. Her şey riya olmuş, her şey şov olmuş. Neredeyiz yani? Hiç düşünmüyor musunuz? Neredeyiz? Ne yapıyoruz biz yani? Her yaptığımız iyiliği insanların gözüne soka soka mı yapmamız lazım yani? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Eğer bunu yapıyorsa Müslümanlar demek ki bu Müslümanlar bu topluma entegre olmuşlar. Çünkü bu toplum bunu istiyor, bunu seviyor. Maalesef bugün Twitter'da olsun, başka yerlerde olsun adamlar her yaptığı ameli tak 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 yazıyor. Tak tak şöyle yaptık, böyle yaptık, bu iyiliği yaptık. Şu eve şu sadakayı verdik, şu çocuğa şunu yaptık, bunu yaptık. Tek tek yazıyorlar. Maalesef ama maalesef insanlar da Allah rızası kalmamış, insanların tepkisi olmuş. Yani insanlar ne der? Ben bunu yaptım. İnsanlar beğenecek mi, beğenmeyecek mi? Bu da neyi gösteriyor? Demek ki her şey şov haline gelmiş. Gerek günahlar, gerek sevaplar. Hem sevaplar şov haline gelmiş hem günahlar şov haline gelmiş. Bu da içinde bulunduğumuz durumun ne kadar kötü bir durum olduğunu ortaya koyan bir örnektir diyebilirim. Evet. Ve dedi ki ne zaman ki işte artık Şuayb Aleyhisselam gitti bu kavme buhu onu yalanladılar. Biraz önce verdiğim şeyleri düşünün. Dediler ki ey Şuayb biz senin söylediklerini fık edemiyoruz. Anlamıyoruz. Sen aklı başında halim bir adamsın. Ne oluyor sana? Karışma bize demeye başladılar. Ve söylediklerini yalanladılar, inkar ettiler. Ondan sonra Allah Azze ve Celle diyor ki yalanladılar. Ne zaman ki bunlar yalanladılar? Allah Azze ve Celle er tu burada bir deprem, bir zelzele bunları tuttu. Fe esbehu fi darihim casimin ve dizüstü çöktüler, öyle öldüler. Ne zaman ki yalanladılar. Tabi mücahit diyor ki racife dediğimiz mesele korkunç bir sestir diyor. Korkunç bir sestir. Başka rivayetlerde zaten bu kavmin korkunç bir sesle öldüğü geçiyor. Seyha. Daha önce bu meseleden bahsetmiştik başka ayetlerde. Seyha kelimesi. Ancak bazı alimler diyor ki hayır buradan kastedilen depremdir zelzeledir, sarsıntıdır. Evet, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi sesle beraber depremlerle ölmüştür diyor. Onu da zaten anlatacağız. Ve diyor ki onlar yurtlarında diz üstü çökük kaldılar. Bununla alakalı da kata eder ki casiminden kasıt yani ölüler olarak. Öyle hiçbir şey yapamadılar. Hiçbir şey yapamadılar. Bir yere kaçamadılar. Bugün de olmuyor mu kardeşler? Bugün de oluyor. Allah Azze ve Celle bir musibet gönderiyor ya. Bir musibet. Ve bu kavmin yaşadığı musibetin yanında belki hiç. Çok az. İnsanların hemen elleri ayakları titrer. Hemen duvarlara yapışmaya başlarlar. Kimi korkudan kendini aşağıya atar. Kimi korkudan dizüstü çöker. Ve en kafir olanı bile hemen başlar. La ilahe illallah. Allahu Ekber demeye başlarlar. Öyle değil mi? Öyle. Ondan dolayı biz her zaman söylüyoruz Ya Rabbim aramızdaki beyinsizler yüzünden bizi helak etme. Ya Rabbim aramızdaki bu günahkarlar yüzünden, bu günaha şov yapanlar yüzünden bizi helak etme. Kendini aciz gören, günah işlese bile Rabbine dönen insanlar var hala bu kavmin içinde var. Müşrik dahi olsa, Müslüman olmasalar bile hala Allah korkusu kalbinde olan insanlar var biz biliyoruz. Biz de diyoruz ki ya Rabbim aramızdaki çocuklar, yaşlılar ve Müslümanlar yüzünden bizi helak etme. Onları düşünerek biz Rabbimize yöneliyoruz ve bizi helak etmemesini istiyoruz.